Hukuken de kadınla erkeğin eşit olmadığı noktalar var. Tabii kadınlar ki, çalışması yasak olan meslekler var. Bunları o yayında saymıştım, şimdi açıp tekrar bulamayacağım. Kadınların çalışmasının hukuken, yani bizim hukuk düzenimizde yasak olduğu meslekler var. İşte su altı araştırma görevliliği mi, öyle bir şeyler var. Maden demiştim bize galiba. Aynen, evet, aynen, aynen, aynen. Madenle alakalı bir şey. Bunlar hukuken kadın erkeğin eşit olmadığı noktalardan biri. Ben savunmuyorum bunu. Eşit olmalılardır. Tabii ki bu meslekleri yapmalarının yasak olmasının da kanunen mantıklı bir bakış açısı var. Ama hukuken aslında eşit değiller. Yani Ahmet abi hukuken doğru eşit olarak demişti ama... Bu arada şey de var yani. Eşit değiller tam olarak. İş konusunda da eşitlikleri yok. Mesela ben kendim Kanada'da yaşıyorum. Burada da çok şeyler var. Mesela iş yerlerinde falan cinsiyet farkları var. İnsanlar farklı. Yani bir erkek mesela ikisi de aynı işi yaptığı halde erkek kadından daha fazla maaş alıyor. Wage gap'lar var aralarında. Wage gap... İşte aynı şekilde değil bu arada. Bu arada erkeklerin çalıştığı işlere göre wage gap olması çok normal. Ha, evet, ikisi de aynı işi yapıyor. Örnek ama versene. Ya wage gap'in şu andaki belirli bir, ya şöyle bir şey var. Kadınların erkeklerin kadınlardan daha çok maaş aldığı iş kolları mevcut. Yes. Ben bunun çok fazla örneğini verebilirim ama günümüzde wage gap'in araştırılma yöntemine baktığın zaman tamamıyla zırva. Nasıl zırva? Wage gap'in araştırma yöntemi topluyor bütün kadınların çalıştığını, bölüyor. Topluyor bütün erkeklerin çalıştığını, bölüyor. Ama orada karşılaştırdığın zaman alakası yok. Aynı işten bahsedilmiyor sonuçta. Hayır, benim kadınların, burada gördüğüm kadarıyla kadınların ben daha konuda... çok para kazandığı endüstriler var mı? Var. Evet, mesela var. Ne var? Çok basit örnek vereceğim. Voleybol kadınlar voleybol erkeklerden daha çok para alır. Tenis kadınlar tenis erkeklerden daha çok para kazanır. Spor dallarından bahsettim. Ya da HR'lara baktığın zaman, insan kaynaklarına baktığın zaman hep kadınlarla doludur gibi gibi yani. Erkek sekreter evet. Arayan biri. Ama özel sektörde sıkıntı abi. Yani abi, kadına doğum yapacak olması onun devamlılığını sıkıntıya sokan bir şey mesela. Benim abi, de burada gördüğüm sıkıntı bu. Bu konuda bu çok bilgili bir insan değil. Ben sadece burada sosyal eşitlik konusunda bir örnek vermek istedim. Ama konumuzdan buradan... da bizi saptırdın. O yüzden seni susturup geri evet, dönüyorum. Evet. Konumuz LGBT'ydi. Gelen arkadaş konusu. Evet. Merhaba. Gay bir arkadaşımız var. Hoş geldin kanka. Ne haber? Hoş buldum. Ahmet iyi yayınlar dilerim öncelikle. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle, ben de yayıncıyım. Asla kanal falan söylemeyeceğim. Yanlış anlamayın. Ve ben size burada çektiğim zorluklardan falan bahsetmek istiyorum. Onunla birlikte ileride herkes gibi benim de büyüme hayallerim olduğu için eğer büyürsem senden linç yerim diye de çekinmediğim oldu. Yani çekindiğim oldu. Ne konuda linç yiyeceksin benden? Ya linç derken hani çünkü şöyle, sen öyle balgıdasın diye demiyorum lütfen yanlış anlama. Ama toplum herkese gaga bulut gibi bakıyor bize karşı. İşte benim de insanlara bu ortamda en azından kanıtlamak istediğim şey hepimiz öyle değiliz. Yani dikkat çekmek için ya da şey farklı, enteresan ya da rol yapmıyoruz hepimiz. Onu kanıtlamak için buraya geldim. Uh-huh. Şöyle siz doğduğunuzda ben kendi şeyim. Peki sence ben de toplum gibi hepinize gaga bulut gibi bakıyorum. Oradan öyle bir çıkarım. Hayır, hayır, çünkü. Yok, hayır, lütfen. Hayır, öyle değil de hani çekilmedim değil. Çünkü tam tamını tanımıyorum. Yani anlatabiliyor muyum? Tam olarak benzer ne küçük kimsenin bilemediğim için. Ama sakın hani ya böyle yok bu adam homofobik, yok bu adam beni linç eder gibi düşüncem yok. Ha, sadece çekindim. Ben sen gerilme diye söylüyorum. Evet, devam et. Onun dışında şöyle diyeyim. Ben kendi iddiamı ortaya atayım. Onun üzerine yorumlayalım. Birincisi siz doğduğunuzda nasıl kadınlardan boşayım, erkeklerden diye o piti piti yapmıyorsunuz. Bizde de öyle olmuyor. İkincisi biz bunu kabullenme sürecimiz var. Kabullenme sürecimiz de çok kötü bir durum. Kendimizi iğrendiğimiz, nefret ettiğimiz, anormalim diye intihar kadar giden teşebbüslerden tutun neler neler. Bir sürü yollardan geçiyor insanlar. Kimisi çok daha kolay atlatıyor, kimisi çok daha zor. Hele Türkiye'de bulunduğumuz koşullarda öğrendiğimiz örf ve adetlerle birlikte ailelerimizle bizi yadırgaması gibi bir sonuç da ortaya çıktığında daha da zor oluyor bu süreç. Benim diyeceğim bu kadar, sorularınız peki varsa. Peki sen ailenle konuştun mu? Yani ailenin haberi var mı? Ahmet, ben annemi kaybettim. Başın yaklaşık 2016 yılında kaybettim.
Babam biliyor. Benim babam asker, bir de size öyle diyeyim. Ama bilmesine rağmen dediği şey şu. Sen yine de benim oğlumsun dedi. Her ne olursa olsun. Etle tırnak birbirine ayrılmaz dedi. Sahiplendi, çok sağ olsun. Öyle. Mutluyum Allah'tan. Yani mutluyum değil, kabullendim. Bana tepki verenlere nasıl karşılık verdin yani? Ha, bana gelip küfürle gelen olunca mesela chatime ben direkt banlıyorum. Ancak onun dışında merak edip sorduklarında hani düzgün geldiklerini açıklıyorum. Çünkü hani bu algıyı insanlardan kaldırmak istiyorum. Hepimiz öyle değiliz. Cidden değiliz. Ve şöyle bir son bir şey söyleyeceğim. Hani bu hetero erkekler eşcinsellerden çekiniyorlar ya biraz. Bütün eşcinseller size aşık değil, size yürümez. Arkadaş olduğunuzda da size yavşamayacak, hepimiz öyle değiliz. Bunu da söyleyeyim. Ben bir şey merak ediyorum. Kraşın kopsu gibi insanları geyliğe mi yöneltiyorsunuz? Hayır, öyle bir amacımız yok. Biz sadece bizi kabul edin. Öyle bir şey demedim. Bizi kabul edin istiyoruz, o kadar. Hani biz de varız, yaşıyoruz. Bir de şu bize çok en acı gelen şey de şudur. Merhaba, ben ismim bu arada Hakan benim. Merhaba, ben Hakan, eşcinselim. Hani böyle bir açıklama girmeye gerek yok. Siz şey demiyorsunuz mesela. Atıyorum da, merhaba ben Ahmet, heteroyum. Hani anlatabiliyor muyum? Gerek yok yani böyle bir açıklama. Ben bu arada kısa bir şey anlatmak istiyorum. Katılıyorum. Ben kısa bir şey anlatmak istiyorum. Polonya'da böyle bir arkadaşımız vardı. Ya çocuk... Gay mi değil mi çıkaramıyorum. Sorsan ayıp olacak, sormasan ayrı bir şey, merak ediyorsun sonuçta. Yani bir noktada bir gün bayağı sarhoştuk, yine dışarıdayız, dedim oğlum sen gay misin? Gay'im dedi. Dedim niye söylemedin? Gerek yok dedi, yani ille söylememe gerek var mı dedi. Ben dedim aa böyle mi oluyormuş lan dedim. Böyle bir aydınlanma yaşadım mesela. Yani sonuçta gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Ya sorulduğunda veya sorulduğu zaman şey ya, gibi olur. Şimdi benim bakış açım şu, pardon böldüm. Mesela şey gibi olabilirsin Ahmet abi. Mesela bir eğlenmeye gidersin. Mesela sen kadınlardan hoşlanıyorsun diye onu da öyle görme potansiyelin olduğu için aslında bence sorulabilme olasılığı var mesela. Yani kendin gibi zannetmemek için. Mesela ofansif olabilir bu bir şey. Ne var oğlum, danaya mı giriyoruz amına koyayım? Hayır yok, hayır. Ufak bir açısını söyledim ben, tövbe herhalde. Ne kadar abi saçma. Abi anlarsın zaten ya, öyle olup olmadığını anlarsın elbet. Nasıl anlarsın, ne demek istiyorsun? Bir şey değil mi? Hayatta anlamıyorsun. Abi nasıl anlarsın ya? Bir dakika bir şey söyleyebilir miyim? Oğlum bu bizim... Abi bir... Crusher, bir dakika abi. Crusher. Crusher abi. Özür dilerim ya, pardon. Ben seni şurada chatte seni destekleyen tek insan benim ya. Bana da bunu yaparsan. Tek şeyimi kaybediyordum, pardon. Abi, mesela bir şey söyleyeceğim. Bir kadından hoşlanıyorsun. Onun lezbiyen mi olup olmadığını nereden anlayacaksın abi? Ergense. Senden değil. Hoşlanıyorum diyeceğim abi, o kadar. Crusher. Abi gay turnu solo Kerimcan durmaz mı Allah aşkına? Ne, ben laf yedim abi. Hayır. Yok. Gay turnu solo Kerimcan durmaz değil ama Türkiye'deki stereotip o. Türkiye'deki abi, gay stereotipi, bak pardon çok ofansif bir Kerimcan şey söyleyeceğim. Kerimcan gay değil bu arada. Evet, ibne. Fark var arada. Fark teşekkürler Crusher. Kanalı kapattık orospu. Yok abi, özür dilerim. Bu kimsel bir tartışma. Bundan bahsediyoruz. Aynen. Fark'ı da açıyorsun abi. İbnelik yazıyor orada böyle. Allah başta. Allah ya. Abi ayıp ya, lütfen. Oğlum biz geyleri seviyoruz ki, sıkıntı geyleri kötü gösterenlerde. Biz onu hayır, sen ekstra seviyorsun. Abi az önce söylediğim gibi zaten. Çünkü dünyanın en bakımlı ve tatlı insanları anlıyor ki. Yani neden seviyorsun? Geyleri sevmeye de vurduruyor. Abi bu abi hala heteroseksüel oldun. Seven de zaten. Abi ben abi. Arkadaşlar ben gay arkadaşa bir şey sorabilir miyim? Demin konuşuyordu ya. Buyur. Evet tabii, buyur. Şey mesela birisi sana gay misin diye bir soru sorduğunda sen alınıyor musun üstüne veya offend oluyor musun? Bence mutlu oluyordur. Güzel soru. Hani çünkü demin Ahmet abi söyledi ya mesela, ben şimdi buna sorsam sıkıntı, sormasam sıkıntı. Bence doğru olan, hani o da kendini tanıtırken merhaba benim adım Ahmet veya işte Hakan ben gay'im tamam bunu demesin. Ama birisi ona gay misin diye soru sorduğunda da alınmasın. Böylece sorabilelim. Herkes mutlu olsun. Cevap verebilir miyim ufak bir? Bunu ofansif şekilde oğlum sen gay misin? Sana sormadı ki amına koyayım. Hayır abi, ufak bir şey yaptım.
Mesela birinin mesela bizde hakaret olarak şey olarak var ya, gay misin amına koyayım hakareti var ya, ondan bir kere kurtulmalıyız bence. Mesela o ben bir şey diyeceğim. Ben onu ilk şeyde çözdüm. Üniversite 2. sınıftaydım. Theo diye bir çocuk vardı. Çocuk tam böyle ağır sol ama anarşist falan böyle, anladın mı? Kopmuş gitmiş. Çocukla konuşamıyoruz yani. Duş almıyordu çocuk. Vermese miydik? Neyse ya, milyon tane Theo var Almanya'da amına koyayım. Neyse biz bununla aynı gruba düştük. Yaptığımız araştırma için poster hazırlıyoruz. Scientific posterler vardır. Onlardan hazırlıyoruz. İşte renk menk falan seçiyoruz. Yan yana oturmuşuz böyle bir şeyler falan filan. Ve şu renk nasıl olurdu? Yani o çok gay. Ama ben şey manasında söyledim, anladın mı? Hani gaylikle uzaktan yakın. Sadece kötü bir sıfat olarak kullandım. O çok gay dedim. O da şey dedi. Öyle olmaz dedi. Aynen dedim, öyle olmaz dedim. Yok dedi, gay lafını öyle kullanamazsın dedi. Bir an böyle bir aydınlandım. Böyle bir ışık geldi bir yerden. Değil mi? Böyle dedim ki ananı sikeyim dedim. Ben yıllardır ne yapıyormuşum dedim ya. Abi sen gay misin dedim. Yok değilim de öyle kullanamazsın. Çok ayıp falan dedi. Dedim ne oluyor amına koyayım buna. Aa biz ne... falan oldum Ahmet böyle. Abi bu iki oldu ya. Aydınlanma anılarından ikincisi bu herhalde. Böyle bir ışık geldi. Lan. Hakan burada mı hala? Hakan'a bir soru sormak istiyorum. Almancası şey, nicht so was dedi. Hakan ilk soruya cevap vermedi. Bir şey, aynen bir cevap vereceğim. Bas konuştu olduğumu çok unutuyorum bazen, kusura bakma. Şimdi birincisi Kerimcan Durmaz hakkında bir şey söylemek istiyorum. Birincisi LGBT'yi çok yanlış temsil ediyor. Ve yaptığı şeylerin dikkat çekmek üzere. Hani herkes yapar. Hani ben de kendim işte sergilediğimiz show business dediğimiz şeyde. Ben de dans ediyorum, gülüyorum, kahkaha atıyorum ama hani öyle abartılı şeylere gerek yok ki. Bu parayla havalar olsun, konuşma tarzı şımarıklıklar yok, olsun. Yok, ben onu kişi olarak sevmiyorum. Onun ben bir tane takside bir başka arkadaşıyla evet. Taksici falan bir videosunu izledim. Evet, biliyorum. Yani, hani gerçekten gördüğüm yerde topuğumu ağzına sokmak istedim yani. O kadar iğrendim ki. Ve bunun gay olmasıyla falan hiçbir alakası yok. Yani ben normalde hani dışarıda garsona, taksiciye ya da bir servis sektöründe çalışan birine yarrak gibi davranan birini gördüm zaman titriyor her yerim zaten benim. Yani bunun zaten kendisi eşcinsel diyemeyiz. Kendisi biseksüel olduğunu iddia ediyor. Biseksüel ne biliyor musunuz? Yani herkes bilmiyordur diye açıklıyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Biliyorsan şudur. Tamamdır. kendisi zaten bunu itiraf ediyor. YouTube'da Orkun Işıtman videosunda. İtiraf ediyor. Söylüyor. Doğru çıkıyor zaten yalan makinesine girip. İkincisi de Ahmet sorunu bir daha alabilir miyim? Ne sormuştum, ben de unuttum. Ya ben 10 saattir yayında... Hayır, sana sorulduğu zaman. Ha yok yok, alınmayız. Ofansif olarak buluyor musun demiştim. Soru, hani ben sen esmer misin gibi bir şeydir bu yani. Ama kategorize edilmeyi sevmiyoruz. Kategorize edilmeyi sevmiyoruz dedim de şöyle. Aa bu gay, baksan aa bu gaymiş diye konuşunma. Peki ben bir şey sorabilir miyim? Lütfen. LGBT hareketini... LGBT hareketini sağlıklı buluyor musun? LGBT hareketini sağlıklı buluyor musun? Yani yürüyüşleri falan mı? Evet. Sen orada yaratılan portrenin gerçekten topluma ve yeni nesile nasıl denir? İyi reprezente, yani sunulduğunu düşünüyor musun? Yani ben kendim bildim bileli bunun doğuştan gelen bir özellik diyeyim, olduğunu inanıyorum. Başka birine bunu asimile edebilir misin? Yani... İğneleyebilir misiniz bilmiyorum. Hayır, ben soruyu farklı ben soruyu farklı bir şekilde artiküle edeceğim. Şimdi lütfen. Sen diyorsun ki bu çok doğal bir şey. Bunu biz hani tanıştığımızda söylemek zorunda değiliz ama sorduğunuzda ofende olmuyoruz falan. Ben senin nereden geldiğini anladım ama Crusher'ın söylemeye çalıştığı şey şu. Yani insanların sokağa çıkıp hey hey bize bakın geyiz çok gururluyuz. Bakın bup bup falan olayına ne diyorsun diyor. Yani sonuçta ben de sokağa çıkıp bana bakın arkadaşlar ben am sikmeyi seviyorum diye bağırmıyorum ya. Yani o da diyor ki hani evet, o da diyor ki sence diyor bu doğru mu diyor yani. Yo, ben onun hakkında şöyle açıklayayım. Her eşcinsel aynı kategoriye koymayın. Şöyle koymayın. Hani herkes ortak yönümüz erkeklerden, yani hemcinslerimizden hoşlanmak. Hemcinslerden diyelim. Ancak evet. Bu demek değildir ki karakterlerimiz aynı. Öyle bir şey yok. Çünkü yani kimisi bununla dikkat çekmeyi sever. Susan, sen kendin hoşlanıyor musun bu hareketten? Yani hoşlanıyor hoşlanmıyor değil. Ben kendimi kabulleniyorum.
ben buyum diyerek. Ancak ben bunu övünmüyorum ya da bunu hava atacak bir övgü olarak kullanılmasını hoş bulmuyorum. Tamam, benim benim LGBT'den kastım oydu. Mesela ben çoğu video izledim. LGBT yürüyüşlerine katılan veya LGBT yürüyüşünde debate yapan insanları. Gördüğüm portre benim midemi bulandırıyor. Açık söylemek gerekirse. Her şeyi, bir saniye bitireyim. Her şeyi acceptlemek uğruna gerçekten insan değerlerinden çok fazla şey kaybediliyor orada. Yani mesela fat shaming bence kötü bir şey değil mesela. Örnek, bir örnek bu. Fat shaming mesela, kötü bir şey bu arada. Değil abi bence. Fat shaming olmasaydı hiçbir şey hala... yaramıyor ki. Bende yaradı. Bende yaramıyor vallahi. Babam diyor ki oha ayrı olmuşsun olan, amına koyayım diyor. Hastalık olan fat shaming ayrı. Ama fat shaming sosyal yani sağlıklılığa itme olarak bence çok yararlı. Hiç alakası niye yok abi? Ya. Bırak abi, o da mı kıyafetlerinden beliriyor? Adam bir hipotiroidisi tamam. Varsa ne yapacağız ben, yine? Oğlum az önce ne dedim? Hastalıklılar için hariç dedim ama. Şey yok ya, ağzında mı yazıyor? Nerede yazıyor adam? Hayır, ben fat shaming'in motivasyon getirdiğini düşünmüyorum açıkçası. Bende hiç işe yaramıyor. Bende yaradı. Örneği benim fat shaming'in abi. Kabahatimiz ayrı. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim şununla tabii ilgili. Hocam. LGBT yürüyüşleri hakkında. LGBT yürüyüşleri dikkat çekmek için yapıldığını düşünmüyorum. Onu ekleyeceğim. Hı. Çünkü onlar haklarını aramak için yaptıkları bir yürüyüştür. Bu bildiğiniz mitingler olur ya Türkiye'de. Onun gibidir. Katılmıyorum ben. Ama onun dışında abi, böyle... Ama amacını aşıyor. Amacını çok aşıyor ve çok kötü mesajlar veriyor. Amacını aştığı limitleri demiyorum. Ancak yapılan yürüyüşlerde cidden hani yani bastırılmış duyguların ortaya çıktı. Hakkımızı arıyoruz, biz de varız dedikleri yürüyüşler onlar. Hangisinde amacını aşmadı? Abi biraz toplumun onların üzerinde... Bir hakkını ne yönde... Hakların ne yönde açtıklarını söylerseniz ona göre yanıtlayabilirim. Doğru mu yanlış mı kendimce. O da benim etik ve ahlaki değerime göre değişir tabii ki de da. Mesela ben bir şey daha ekleyeceğim. Belki şaşırırsınız, belki şaşırmazsınız ama ben Berlin'de 2 sene üniversite okudum. Sonra bırakmak zorunda kaldım anne kaybını etkilediği için. Ben Berlin'deydim, homofobiyi Türkiye'de daha yemedim. Öyle diyeyim size mesela. Nasıl lan? Berlin, garip sayabilirsiniz. Berlin gay şehri lan bu arada. Yani öyle. Evet. Ama okulum mesela... Yo, ofensif değil yani, bu bir fact yani. Gerçekten Berlin'de LGBTİ mahalleleri var. Ve Berlin şeyinin treninin içinde öpüşen erkek posterleri falan var. Doğru, çok açık bu var. Konuda. Bu da gereksiz bence. Mesela benim sınıfım, benim okuduğum okuldaki benim sınıfım ve benim okulum çok homofik bir okuldu. Allah yani Allah. Okul bıraktığı dönemden de biriydi bu. Evet. Mesela size özel biraz şey anlatayım. Bir tane çocuktan hoşlanıyordum orada. Çok güvendiğim bir kızla o çocuktan hoşlanmış gitmiş çocuğa söylemiş. Okulda alay konusu oldum ben bununla ilgili. Böyle. Yani... Ne şanssızmışsın ya. Ya senin değil de bunun anlanması lazım. Konu iyice dağılmadan tam da yok, bu şeyin üstündeyken Hakan'a bir şey sormak istiyorum. Şimdi aktif misi basit mi? Dedin ya bir erkek... Onu cevaplamıyorum. Sorsalarda cevaplamam. O benim oğlum, adamın yani. İlişkiye girdiği adamı ilgilendirir. Seni niye ilgilendirsin? Ben Crusher'a bir şey demek istiyorum ya. Tabii ya ki. Kim bir bu? Bir saniye abi. Abi mikrofonla kıçını silen kim ya? Abi dur gördüm. Buldum. Sok sok götüre sok. Kimdi? Ayıkladım. Gitti. Ayakladı. Evet, bana biri soracaktı abi. Ben soracağım abi. Ben lütfen dinliyorum. Tek tek abi lütfen. Ondan sonra lütfen. Şimdi sen biraz önce dedin ya bir çocuktan hoşlanıyordum. Daha sonra o çocuktan hoşlanan bir kız varmış gidip söylemiş bunu diye. Şimdi ben bu konuya hakim olmadığım için soruyorum, beni yanlış anlama. Lütfen. Mesela ben metrobüsteyken atıyorum, örnek veriyorum. Bir kızı görüp o kızdan işte etkilenebiliyorum. Aa ne kadar güzel kılmış işte şöyle böyle diye. Veya okulda sınıfta birini gördüğüm zaman işte o kıza gidip daha sonra işte duygularımı açmak olsun. O kızla işte bir birliktelikte olmak için. Yani şey çıkma teklifi etmek veya bunun gibi işte kahve içelim gibi sorular sormakla işte kızın yanında olmak için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Şimdi gayler de bir erkekten hoşlandığı zaman sonuçta onun gay olup olmadığını bilmiyorsunuz. Ve gay olup olmadığını gay radarı diye bir şey var. Ya çalışıyor mu? Gay radarın çalışıyor mu? Benim mi? Evet. Tabii yani Almanya'da evet, burada yasak. Yasak dedim hani lan, o değil iç güdüğü diyorum. O değil ya. Kendi içinden yani gördüğün kişiyi ülkeye bunu anlayabiliyorum ya. Sen de çalışmıyorsun. Kanka şansına küseceksin. Bana da geldi öyle bir tane arkadaşımız Almanya'da. Onunki de bozuktu galiba.
Bana biri bir şey soracaktı abi. Çok dağıldı o arkadaşın sorusu. Şimdi dur sor. Ben soracağım. Geleceğiz ona da. Geleceğiz ona da. Arkadaşın sorduğu soru geldiği noktayı ben anladım. Diyor ki yani biz diyor bir kızı beğendiğimizde yanaşmaya çalışıyoruz diyor. Sen de diyor gaysin diyor. Bir çocuğu beğendiğinde yanaşmaya çalışacaksın diyor. Devamında sanırım bu onu rahatsız eder mi? Nereye varmaya çalışıyordun abi? Şöyle devamında şöyle gitmeye çalışıyordum. Gidip bu çocuğa açıldığınız zaman atıyorum hislerinizi söylemek istediğiniz zaman bu kişinin gay olup olduğunu önce öğrenmek için bir şeyler deniyor musunuz? Atıyorum çocuğun arkadaşlarıyla konuşmak olsun. Veya bu çocuk atıyorum heteroseksüel. Bu kişiyi çok beğendiğiniz için dış görünüşünü veya atıyorum arkadaşlığınız vardı sizin yakın arkadaşınızdı. Tavırlarından hoşlandınız, kişiliğinden hoşlandınız. Bu kişiye saplantılı hale gelebiliyor musunuz? Çünkü hani... Ben buna yanıt verebilirim hemen. Vereyim mi? Merak ediyordum ben. Evet. Tabii. Gerçek delilli şey var. Yani yaşanmışlık var. Lise sonunda. İşte isim vermeyeyim tabii de. Bir çocuğa aşıktım ben. Sırılsıklama aşıktım. 9. sınıfta arkadaştık. 9. sınıftan beri hoşlandım. 12. sınıfta aşka dönüştü gibi bir şey oldu bende. Hani kiminiz aşk inanır, kiminiz aşk inanmaz. Yoğun duygular diyelim. Kendisine gittim. Yüzüne ben sana aşığım dedim. Lak diye böyle. Mesela. Hani yürek yedim belki ama hani o zamana kadar 4 sene geçmiş. Hani böyle tuttum patladım söyledim. Kendisi etkilendim. Evet saplantılı halde miydim? Kesinlikle evet. Yani dediğin şeyleri hissettim. Kendisi gittim söyledim. Çocuk heteroseksüeldi. Hatta komediyi söylüyorum. Ertesi gün sevgilisi oldu. Bu itirafımdan sonra ertesi gün kız arkadaş yaptı. Aga be. Aynen. Gidip söylediğimde de ben sana aşığım dediğimde verdiği cevabı merak ediyor musunuz? Ne dedi? Tabii ki. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Biz gibi abi. Ama çocuk ama bir saniye. Bana soru bir saniye. Crash'ı konu da almasın abi. Bir şey söylemek istiyorum. Ama çocuk gerçekten kalbini kırmayacak tek cevabı vermiş olabilir. Doğru söylüyorsun. Çok haklısın. Çok da kötü olabilir. Gelip de sana hayır ben erkeklerden hoşlanmıyorum demesi bile kalp kırıcı olabilir ama teşekkür etmesi inanılmaz naif bir şey olmuş. Crash'ı bir şey soracaktım abi. Evet sor abi. Abi şimdi hani sen dedin ya bu yürüyüşler bazen amacından sapıyor. Yani genellikle amacından sapıyor tarzı. Oligarşik mi yine? Evet. Ya abim dur. Ben şeyden bahsettim.